Merhabalar, Salim Kadıbeşegil'le beraberiz bugün. <laughs> Merhabalar Salim Bey, hoş geldiniz. Salim Bey, Eftah evet, Bir isim. da böyle paylaşmış olayım, böyle. Salim Bey, siz itibar yönetimi danışmanısınız. Bu itibar yönetimi alanında pek çok yeniliğe de imza attınız. Peki, ne itti sizi bu mesleği seçmeye ve... İlk kez ne zaman fark ettiniz itibar İlk kez yönetimi? ne zaman başladınız onu da Hı. merak ediyorum. Evet, edin. nasıl başladınız, ne zaman Süresel başladınız? Türkiye bu işi öğretmiş kişisiniz. Yani şimdi, bu, ben, tabii arka planda... ...halka eşlikler var yani. Halka eşliklerle ilgili bir yolculuğa Hı. çıktım ben... ...1980'lerde. Ee, gayet de güzel gidiyorduk. Sonra İstanbul'a geldik, İstanbul'a devam ediyoruz. Şimdi halka eşliklerde bir şeyleri yapıyoruz... ...yapıyoruz ama bir duvarın önüne geliyoruz. Orada iş bitiyor. Hiç o duvarın arkasını... ...merak etmemişiz ne var acaba bu duvarda diye. O duvarın arkasını merak etme meselesi bizim e, 99 yılında ben Selim Oktar ve e, Ali Saydan'la birlikte Koç Olduk'ta Koç Sim adını verdiğimiz bir projenin başlangıcıyla oldu. Yani orada Koç Stratejik İletişim Modeli diye üçümüzü bir adam saydılar. <laughs> e, şirketlerimiz istemediler yani. Siz dediler bilginizi bu şey, e, e, bohçayı boşaltın. Şimdi orada e, araştırmaya dayalı ve stratejik anlamaya dayalı bir iletişim e, meselesini gündeme getirdik. 90'larda bu iletişimin ölçümlenebilir mi pek konuşulmuyordu çünkü. E, biz orada ilk kez o duvarın arkasında bir paydaş entegrasyonunu, paydaş denen bir şeyin olduğunu, onların değerlerinin önemli olduğunu ve iletişim yapılacaksa bu değerlere uygun bir şekilde yapılması gerektiğini, yani halkla ilişkilerin tek başına yetmeyeceğini o zaman anladık. Yani duvarın arkasında o varmış. Ve o benim için yeni bir yolculuk oldu. Hangi yıldan bahsediyor Sanim 1999. Oh. <laughs> 2001 krizde benim ya bir ilişkiler tamam iyi hoş güzel falan ama benim gözüm başka bir yerde. İlerlemek için benim halkla ilişkileri terk etmem lazımdı. Ben usul usul halkla ilişkileri terk ettim. Ee, Reputation Institute'un Türkiye temsilcisi oldum. 10 yıl boyunca onlarla beraber dünyanın dört tarafındaki fuarlar, e, kongrelerde konuşmalar e, konuşmaları yaptım, tebliğler verdim, oradakilerle networking yaptım. Dolayısıyla o yürüyüş e, resmi olarak bende 2001'de başladı. İşte kitaplar yazıldı, işte e, itibar araştırmanın merkezini kurduk. E, bu konuyla ilgili okullarda ders vermeye başladım. Yani bu 10 yıllık süreç şöyle bir 2012'ye kadar beni getirdi. Evet, arada, ne oldu? arada bir soru ekleyebilir miyim? Şimdi çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Aslında büyük bir kırılma noktası halkla ilişkileri terk ettim itibar. Ama mesela şimdi bütün halkla ilişkilerin itibar yapmaya çalışması vesaire bu sizin terk edişinizden sonra açtığınız yol herhalde. Peki siz niye halkla ilişkileri terk ettiniz? O zaman öyle değil miydi halkla ilişkiler? Orada kimse üstüne alınmasın da şöyle bir soru var yani. Halkla ilişkilerin itibarı var mı? Ha asıl soru bu ha, maalesef, ha, ha. Ha. maalesef ama terketti varsız mıydınız yani? yani onun için de bunlar masanın altından birbirlerinin ayaklarına basan kavramlar hı hı. Ee, halk ve işlerde amaç sizi popüler yapmak bir şekilde gazetelere çıkartmak televizyonları çıkartmak dergilerin kapağına çıkartmak değil mi oysa ki bunların her bir tanesi itibar eski şimdi ya oradan o yolculuğu yapacaksınız oradan gideceksin ki ben yıllarca o yolculuğu yapanlardan biriydim ya da bunu itibarın biraz sonra konuşacağız herhalde girdileri olan ana e, materyalin içinde e, hayatın e, tüm yönetim fonksiyonlarının içine içine kapsayacağım yere taşıyacaksınız yani. Dolayısıyla itibar farklı bir kuru Yani bir süpermarkete girip de e, burası manav, burası kasap, burası işte e, reyonun şeklinde dolaşmak gibi bir şey değil bu. Dolayısıyla bu bütünsel olarak e, geldiğimiz ve kurumsal marka ile doğrudan ilişkilendirdiğimiz bir yer olarak karşımıza çıktı. E bir de bunun içine özellikle Reputation Institute'un o dönemde yolunu açtığı itibarın ölçümlenmesiyle ilgili, daha doğrusu itibarın yönetiminin ölçümlenmesiyle ilgili e, metrikler girince bu iş çok daha ciddi yeminde. Halka ilişkiler reklam diyebilir miyiz yani? Çok daha yüzeysel bir alan. Peki aslında, sonra yani. bu, buradan reklam, bir bitirin. Bitirin. Bir buradan bir ders alındı mı da yani şu an halkla ilişkiler itibara döndü. Çünkü halkla ilişkilerin en önemli şeylerinden bir tanesi itibar yönettiklerini söylüyorlar şu anda. Sizce böyle bir derinliğe ulaştım sektör? Mü? Yok. Ulaşmadı. İtibar bir felsefedir. Bir proje değildir yani. Dolayısıyla öncelikle bu felsefeye sahip misiniz? Daha da şöyle tarif edelim. Yani itibarı neyle tarif etmeniz gerekiyorsun? Peki tam oraya geleceğiz aslında. Nedir bu itibar meselesine? Yani bir... Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Tabii. Itibaren, Siz nasıl tanımlıyorsunuz? böyle toplum tarafından en takdir edilen bir kurum veya lider olmak. Bakın beğenilmek güzel bir şey, nokta. Ama takdir edilmek göre kolay bir şey değildir. Dolayısıyla benim e, bu yolculuğun başında tanık olduğum çozluklardan bir tanesi çok yerine oturuyor yani diyor ki orada markalar vaat eder, itibar kazanır diyor. Hı. Şimdi itibarı kazanmak için o felsefeyle başta finans, insan kaynakları, üretim, pazarlama, satış e, inet, aklınıza gelebilecek bütün yönetim disiplinlerine donatmanız lazım. Hı. İşte şimdi bu bununla donattıktan sonra itibarın itibar yönetimine dönüşme süreci başlıyor. Çıktısı ne? Güven. Peki kurumsal itibarın bir şirketin sürdürülebilir başarısı ve paydaşlar nezdindeki algısı da oynadığı kritik rol düşünüldüğünde sizce e, etkili bir itibar yönetimi stratejisinin temel unsurları neler? Liderlik. Yani lider bu felsefeyi bilimsemiş. Bütün aracmanlarını buna uygun bir şekilde yapmış ve takım arkadaşlarını onu üstüne inşa edeceksiniz işlerinizi diye e, yönlendirmiş ve bunu da denetleyen e, mesela Anadolu'daki aile şirketlerinde aile büyüklerinin şöyle bir lafı var yani, bu bize yakışmaz Değil mi? bu nedir? İtibarın da kendisidir işte. o, eh, bir şey soracağım o zaman karşılaştık aynı zamanda bu itibar konusundaki en büyük kurumsal hafıza sizsiniz ya ve liderlik çok öyle öyle <laughs> liderlik önemli dediniz ya bu 90'lardan beri çıktığınız yolculukta liderler e, bunu anladılar mı daha da mı zayıfladılar çok güzel bir soru şimdi bakın tarihsel geçmişe baktığınızda bu topraklarda müşteri ve nimetindir diye bir şey vardır şu değil mi İtibarında kendisi mi aslında? Ah yedik. Şey mi? Giden, evet. Neyi anlatıyor bu? Değerleri anlatıyor. Müşteri belirli nimetindir Yani. Dünya bunu 1990'larda keşfetti. Değer odaklı liderlik diye şimdi adını koyduğumuz ama aslında bizde var olan bir şey. bir sürü şey var. Şimdi böyle baktığımız yerde bizim e, ee, felsefe olarak hayatlarına almış e, ee, mesela Robert Bosch ne diyor? Müşteri kaybetmekten diyor. Para, para kaybetmeyi kaybetme ediyor. Bir bedel ödemekten bahsediyoruz. Yani nasıl bir bedel? Şey. Marş çikolatalı ...günün birinde bir şikayet alıyor Almanya'dan... ...diyor ki tüketici... ...ben de raftan aldım bir tane açtım tam yiyecektim... ...içinden küçük bir ambaraj parçası çıktı diyor... ...şikayet ediyor yani... ...şimdi normalde markaların ve şirketlerin... ...bu tür şikayetlere karşı... ...tavrı nasıldır... Ee, ...sen bize şantaj yapıyorsun... ...ben sana avukatlarımı göndereceğim... ...biz senin hakkından geliriz... ...paylaşamazsın, yazamazsın... ...bak Mars'ın aldı... ...o dönemde üretilmiş bütün raflardaki ürünlerini geri to topladı, imha etti ve bunu da sağa sola böyle reklamlar mi? duymadı yani ve 50 kişi ülkede 55 milyon dolar harca yapmış yani Robert Bush'un söylediği şey şeyle ilgili ya, bedeli ödemeyi göz alıyorsanız güvenlik kaybetmenin e, bedeli olarak gördüğünüz bir şey varsa o zaman onu daha baştan e, hayatın içine kılcal damarlarını e, koymak zorundasınız yani Dolayısıyla hani sizin sorunuz çok güzel bir sunum. Liderlik meselesiyle eğer bunu şey yapıyorsa ki bunların sayısı çok fazla değil. Ee, o sizi ve organizasyonunuzu gelecek güvencesi yaratacak tarzı bir yere götürüyor. Bu da neye etkiliyor? Bütün iş sonuçlarınızı Peki şimdi güven dediniz. Biz biraz kafayı taktık bu güvene. E, hatta çok şunu eleştiriyoruz. Son 20 yıldır fazla böyle bir aşk konusuna, love marklara vesaire takıldık ve güven duygusunu unuttuk sonra başımıza öyle musibetler geldi ki güven duygusunun aslında ne kadar güçlü bir duvar olduğunu ve bizi koruduğunu anladık ama o duvar artık markalar için yoktu. Ve siz şey söylediniz işte felsefe lazım, takdir edilmeyi anlamak lazım, multidisipliner düşünmek lazım. O perspektifin içine şu soruyu sormak istiyorum. Bizim şeyimiz, gözlerimiz yanlış da olabilir. Yanlışlar lütfen söyleyeyim. Kurumsal iletişimciler son 10-15 yılda bayağı böyle elleri zayıfladı. Yani şirketlerin içinde zayıfladı. Onlar çok güçlüydüler bundan 20 yıl önce ama son 10-15 yıla baktığımızda elleri çok zayıfladı. Yani dolayısıyla biz de şunu sürekli söylüyoruz. Diyoruz ki güven duygusunun itibarının çok önemli taşıyıcısı olduğu bir dünyada kurumsal iletişimciliği yeniden güçlendirmemiz lazım. Hatta ben şunu söylemiştim. Covid sırasında yönetim kurulunu almamız lazım. Birinci sorun bu, zayıfladı mı? Bizim gözlerimiz doğru mu? İkinci sorun neden zayıfladı? Zayıfladıysa neden zayıfladı? Üç, kurumsal yetişimciliği güçlendirmemiz gerektiği konusuna katılıyor musunuz? Yanlış mı buluyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi burada, bu da çok güzel bir soru. Çok güzel sorular geliyor. Tamam, <laughs> <laughs> Şöyle bir bakalım konuya. Şimdi eğer bir şirketin CEO'su, gerçek CEO'su yani, iletişimin ABC'sini bilmiyorsa, orada kurumsal <laughs> iletişimleri yapamayacak pek fazla bir şey yok. <laughs> bu da nereden başlayacak? Önce yönetim takımında veya icra kurumunda kurumsal iletişimcinin bir olması lazım. Eğer bu koltuğu ona vermiyorlarsa, o koltuğu çok görüyorlarsa iletişimcilerin kere ne yaptığını bilmiyordur. Yani basın mülteni yayınlamanın ötesinde bir fonksiyonları var mı yok mu konusu bütün organizasyonun genelinde bir soru işaret. O zaman CEO'nun vizyonu sorgulanmalıdır diyorsunuz öyle mi burada? Sorgulanmanın ötesine geçmiyor. CEO olabilmek için önce iletişim bilmesi lazım. Hı -hı. Ben çok uzun yıllar e, şey mücadelesini verdim. Şu dört yıllık halk ilişkiler eğitimi veren kurumları kapattım kardeşim. Onun yerine halk ilişkiler yüksek lisans programına ve her e, şeyden gelen, disiplinden gelen insanın ki CEO olmak için mühendis olabilir, şey olabilir, e, finansçı olabilir, bilmem ne olabilir. Onların bir kere bu halk ilişkilerin ne işe yaradığı e, ve bir CEO'nun ceplerinde nerelerde durması gerektiğini bir kere bilsinler ondan sonra koltuğa oturmayın. Şimdi onu bilmeden bir CEO koltuğa oturuyorsa o zaman o iletişimci orada ne yaptığını da tanımlayamaz, tasarlayamaz. Sorun burada de sınırlı değil yani. Onu söylemek istiyorum. İletişimciler günümüzde sadece Türkiye değil dünyada bunu aşmak için çok ciddi mücadele veriyorlar. Ee, bu da yani bir CEO bir okula gönderip de eğitmek anlamında değil ama ona öyle bir kitap verir ki CEO'nun bakış açısını değiştirir şey. Onu öyle bir konferansa davet eder ki orada dinlediği bir konuşma CEO'nun konularda sınıf atlamasını sağlayabilir. Sınıf atlaması ne demek? Bulunduğu sektörde ve sektörler konumda fark yaratması anlayan olur. Ve kişisel markasına yatırım yapmış olur. Dolayısıyla bu da temel mesele kurumsal erişimcilerde değil yani. Vizyonda mı? Evet, bir CEO'nun vizyonunda. CEO. Şimdi başarılı CEO'lara baktığınız zaman bunların iletişimi çok iyi yöneten CEO'lar olduğunu görüyoruz. Diğerlerini de küçümsediğini görüyoruz. Peki Şimdi bu bir şey, e, ben para kazanırım, bottom line'a bakarım, gerisi beni ilgilendirmez. Evet, o, orada zaten itibar yoktur yani. O zaman şöyle bir şey dersem doğru olur mu? Aslında 10 yılda eli zayıflamasının sebebi iletişimden anlamayan CEO'ların sayısı arttı. Hı hı. Anlamayan demeyelim de ihmal edilmiş e, şeyler bunlar. Yani o basamakları çıkarken şimdi endüstri mühendisi isim organizasyonun basamaklarında zaman içinde tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Kendi yetkinlik alanlarına da son derece halkın ve bir CEO olabilmesi için tabi yan etkinlikler ve disiplinlere ihtiyaç var. Onları alırken içine iletişim koymamışsa şeyi koymamışsa e, ölçümlenebilir, stratejik iletişim özellikle koymamışsa o zaman algıları yönetmek konusunda kafası karışabilir. Bu en çok nerede ve ne zaman belli oluyor? Kriz yönetiminde. Neden? Kriz yönetiminde %99'lu iletişimdir. O zaman şöyle bir soru ekleyeyim. Ee, hani Benjamin Franklin demiş ya çok şey yaparsın itibarı kazanmak için, tek şey yaparsın kaybetmek için. Şimdi bu dijital dünyanın içinde gerçekten geçerli mi bu hala? Tek şeyle mi oluyor? Çünkü herkes bir şekilde saldırıya uğruyor ya bu yeni dünyada. Gerçekten tek şeyle itibar gidiyor mu? bir de şimdi özellikle iptal kültürünün içindeyken şimdi sonra... gider de yani başka bir takım örneklere de bakıyorsunuz yani itibarı kaybettiğini gördüğün bir takım şirketler için hayat bir şekilde devam ediyor. Evet, evet. şey olmuyor mu acaba? Ben de kendimi sorguluyorum bunu. Ya yıllardır böyle yani havaya mı yumruk atıyorum yani? <laughs> <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> Anlatıyor mu? Ama günün birinde o bir şekliyle hiç beklenmedik bir yerde tünele dönüyor. Bir bir bir, bir gidik açıyor yani o açlığı yediği de onarmak bazen on yıllar alabilir. Yani disiplin ee, bir anda bozulu veriyor organizasyonel disiplin. Buradan yola çıkaraktan şöyle bir şey diyor. O zaman itibar nasıl yöneteceğiz yani? Çok basit. Nasıl yöneteceğiz? İtibar sistemimizi yöneteceksiniz. Bu kadar basit. Oturacaksınız bir beyaz kağıda alt alta bizim itibar risklerimiz nelerdir diye yazacaksınız. Sonra bu riskleri ortadan kaldırmak için ne yapmamız lazım? Örnek veriyorum size günümüzde hala geçerli. Tedarikçilerin parasını zamanında ödemiyorsanız onu bedava finansman diye. Adınız kötüye çıkıyor. Hayır bu kendi e, şeyinizi çıkarlarınız için kullanıyorsanız adamın hak etmiş olduğu parayı. Adam da yani size ses çıkaramıyordur zaten. Küçücük bir tedarikçi o yani. Hmm. Nasıl kafa tutun size? E şimdi bu bir itibar riskedir. Günün birinde çünkü size nasıl gelir o? Günde birini tedarikçi bulamazsınız. Çünkü her birbirine laf taşımış değil. <laughs> çalışma olma diye. İşte bu bir bedel. Tek yolu çıkıp herkese ilan etmek değil yani adam sesini duyuramıyorsa da bir şekilde onu etrafını örgütlüyor aslında. Tüketici kaybeder, insan kaynakları kaybeder. Nişekli insan kaynaklarınızı tutamazsın da bunlar başka şirketlere giderler Yani. Peki şirketlerde bu itibar gerçeklik farkı artıyor. Ee, dış itibar iç gerçeklikten ötede. Bu patlayacak bir balon mu? Şimdi böyle yorumlamamak lazım. Çünkü bu bir felsefe. Dolayısıyla burada hani günün sonunda paydaşlarınızın sizin hakkında nasıl ne düşündüğü önemli. Hani diyoruz ya nasıl bir şirket dönüşüyoruz. onun cevap verecek. Sizin de cevap verdiğiniz önemli değil. paydaşlarınız da de cevap verecek. Siz kendi şirketinizi zaten yere göre sığdıramıyorsunuz. Yani iyi olarak tarif ediyorsunuz orada. Ama bizim paydaşlarınız da acaba Senin evet burası yeni şirkettir. Tavsiye ederim. Günlerini alabilirsin tavsiye sağa sola tavsiye edebilirsin. Burada çalışabilirsin. Çocuğunu da bak oraya bir başvursun. O çok mükemmel bir kariyer yapabilir orada diyebilir. Halka açık bir şirketse hisse senedini almak konusunda bir yönlendirme olabilir. Bir şirkete üye olacaksa bu bir match olabilir. Bu bir buluşma. Hı hı. Bakın iyi bir itibarın sonucunda paydaşların algısının içinden doğan e, yorumlar bütün bu iş sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir yere taşıyabilir. Şimdi bunun için ama nereye bakmak lazım? İtibarı ana gerisi çünkü kurumluk kültürü ve değerler. Bu değerlerin de siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Sadece şirketin değerleri değil, içinde bulunduğunuz coğrafyanın yerel değerleri ve evrensel değerlerle ortak bir havuzda toplanmış olması lazım. Yani tek başına çalışanların değerleriyle itibar yönetmek eee Mümkün değil. Ortak değerler önemli diyor. Ortak değerlerin buluştuğu yerler neler? Ona yani hem de. şirketin belki kurucusunun değerleri, şirketin liderinin değerleri, aynı zamanda toplumun ortak değerleri. Hı -hı. Yani hiçbir şekilde çatışmamalı ve bir, bir uyum içerisinde. Ama bir şey soracağım Melis'in o balon sorusunun üzerine bir şey soracağım. Şimdi, e, herkes böyle bir konuşuyor. Onu öğretmişsiniz Türkiye'ye. Artık bir paydaş yönetimi işidir bu. Yani bütün paydaşlar bu anlamda bakacaksa ama biz çok şirketten strateji yaparken markalar için ya da bir herhangi bir şey için içine giriyoruz ve farklı paydaşlarla görüşüyoruz. Marka konuşmak için görüşüyoruz ama şunu anlıyoruz ki e, o konuyla ilgili hiç kimsenin fikri aynı değildir. Ama şunu da fark ediyoruz e, o tepe yönetim içeriği özellikle içerideki o karanlık tarafları vesaireyi anlamakta çok zayıf kalıyor. Dolayısıyla hatta herkes şu paydaş yönetimine ikna olmuş değil ama? İç paydaşlarla dış paydaşlar, için tedarikçi bir dış paydaş, müşteri bir dış paydaş, ama iç paydaş çalışanlar vesaireler. İç paydaşlar, dış paydaşların dahi eşit olmadığını görüyoruz. Hala göz dış paydaşlara daha odaklı. Hı hı. İç paydaşları ve şirketin içindeki o bilinmeyen karanlık tarafları CEO'larımız, tepe yöneticilerimiz gerçekten bilmiyorlar. Konuştukça anlıyoruz ki bilmiyorlar şirkette neyin konuşulduğunu. Yeni bir inovasyon çıkacak, inovasyonla ilgili herkes hem fikir dahi olamamış. Hı hı. Siz bu iç paydaş tarafına nasıl bakarsınız? Çünkü tedarikçiyle ilgili söylediğiniz çok etkileyici Ama iç paydaş çalışanlar, gelecekteki çalışanlar orayı nasıl görüyorsunuz? İtibariyle öğretmenin iki başlangıç yeri var. Bir içeride başlar diyorum ben. Hı -hı. Bir de satın almayla başlar. Yani Bu ikisinin eğer masanın ortasına yatırıp da altını açarsak nereden bahsettiğimizi Hı -hı. ve neye varmak istediğini daha kolay anlayabiliriz. İçeride başlardan kastımız şu. Her bir şirket çalışanının tek bir itibar elçisi haline dönüşen e, süreçlerini yönetmek lazım. Bu insan kaynakları sınırlı bir e, süreç yönetimi de değil yani. Bu o felsefenin bütün e, organizasyonun genelinde, bütününde çalışanlarını adam yerine koymak, onların fikrini önemsemek, onları geri bildirimde bulunmak, içerideki iletişime açık, şeffaf ve hesap verebilirim nitelikleriyle yapmak ne olabilecek bir şey. Şimdi bu da çok zahmetli bir iş. E, meşakkatli bir şey de az. Şimdi bunu yapan şirketlerde e, çalışanların zaten elçi haline dönüştüğünü görüyorsun. 9-5 mesai saatleri içinde değil, hayatın genelinde bakkaldan alışveriş yaparken, halı sahada arkadaşlarla top oynarken ve ayrıca geziye gittiklerinde başka şirketten çalışanların arasında oturması, kalkması fikri veya konulara yaklaşımıyla, efendiliğiyle o hemen farklılaşır yani. Çünkü şirket ona öyle olması için yatırım yapmıştır. Bir felsefe açıklamıştır yani. Aynı şey satın alma için geçerli. Şöyle bir satın almada şirketlerin yaptığı en büyük hata itibar felsefesi perspektifinden baktığında sözleşmelerimiz, şirket sözleşmesi ya satın alma sözleşmesi, hukukçular hazırlıyor. Olmaz. Çünkü hukukta haklı olarak şirket çıkarlarını korurlar. Hı. Haklı olarak. E peki tedarikçinin çıkarlarını kim koruyacak? O sözleşmenin içinde. Yani o zaman etik meselesini ıskalamış oluyoruz. E şirketin değerlerinde etik yazıyor olsun olmaz. Yani o sözleşmenin yansımadığı sürece oradan itibar çıkıyor mu? Çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o, o, perspektifi yakalayacak olan şey işte o felsefenin liderin vizyonunda olup olmadığıdır. Bugün niye sürdürülebilirlik çalışmalarında hep ee, şey yapıyoruz, emekliyoruz veya çamura satlanıyoruz da ilerleyemiyoruz veya yanlış anlaşılmalar oluyor. Çünkü o vizyon bir yerde tıkanıyor. Oysa ki o da bir değer. Yani başta insan hakları ve gezegen, gezegen hakları olmak üzere bütün bunları sahiplen, sahiplenmek ve onun ötesinde tüm şirket organizasyonunu oraya motive etmek bu başka bir liderlik vizyonu. Oraya taşımak lazım. Ya bu satın alma konusu o. <laughs> o Siz söyleyince o kadar daha fazla örnek var ki şeyimizde çok zarar veriyor ki şirketin repütasyonu aslında alınmıyor, öyle evet. durur. Çok az şirket var şu an tedarikçisini geliştiren, mesela var birkaç şirket ismini vermeyeceğim ama çağırıyorlar, geliştiriyorlar, ödüllendiriyorlar ama gerisi tamamıyla ezme üzerine oturtulmuş sistemler ve o sistemlerin böyle bir öyle bir içimizden geçiyor ki o sistemler, o noktadan sonra göre, çok haklısınız bizim şeyimize kafamızda o şirketin reputasyonu. Ciddi sarsılmış oluyor. Ama gelecek dediğimizde yani gelecek derken bugün artık hani sürdürülebilirlik diyoruz şu bu diyoruz sürdürülebilirlik dediğimizde en önemli şeylerden bir tanesi adil tedarik zinciri. Hı hı. Yani artık şunu görmüyorlar mı? Ben bunu yapmazsam geride kalacağım. Hı hı. Yani bunu acaba ne zaman gerçekten görmeye başlayacaklar? Çünkü gerçekten bunu geride akıl kalacaklar. işte itibar yönetim konusunda. Ya ya de, de, de <laughs> Peki dijital çağı soralım yani sosyal medya ve dijital çağ itibarı ve itibarın doğasını da çok değiştirdi. Sosyal medya ve dijital hatta yapay zeka çağında itibarını nasıl koruyacağız? Yani ana stratejilerimiz neler olmalı? Aslında o, az evvel ben o Benjamin farklı sorusuyla e, burayı da birleştireyim mi? Çünkü çok güzel bir şey. Aslında onu da birazcık sormak istemiştim. Çok sağ ol Zeynep çok güzel sordun. Yani o kadar kanallar açıldı ki tüketiciyle e, kurum arasında. Mesafelerde kapanıyor. Kapandı. O kadar çok kolay bombardıman yapabiliyor tüketici. Bundan dolayı da acaba kurumlar daha gayri ciddiye mi alıyorlar e, bu işi? Ya zaten yazıyorlar. Zaten tweet'i atacak. Zaten ekşi sözlük ekşi olunan bir yer. Acaba kanallar o kadar açıldı ki bundan dolayı mı bir kereden bir şey olmaz gibi bir kapmaya. Nasılsa, Nasılsa iki güne unutulacak. Iki unutulacak. Böyle laflar duymaya başlayacak. Nasılsa iki güne unutulur Türkiye. Ne hatırlayacaklar. Ya, bir de bu şey kanallar değişti. Var. Değil mi Salim Bey böyle bir şey o aman bir kereden bir şey olmaza geldik hep beraber. Kanallar, mecralar her zaman değişebilir. Önemli olan içindeki içerik ve ona inandırıcılık meselesi. Şimdi bu dijital medya yokken mesela 150 yıl önce falan bu şey neydi? E, sosyal medya ortamı. Hamamlar, kıraathaneler, evet. evet. yani. Tamam mı? Yani. Aslında lezzet ya. Ama bu böyle çok daha hızlı bir şekilde dünyalar yerine yayılabilir e, tamam. Mi? Sonuçta sizi o e, bir ayda, altı ayda deforme ederken bu iki saatte deforme ediyor. Şimdi buradaki temel, temel mesele şu. Biz gerçekten toplumun duyarlı olduğu değerler meselesinde ...o şeyi sahipleniyor muyuz? Şirketin organizasyonunu... ...ve bizi gerçekten... ...o paydaşlar... ...böyle görüyor mu kısmını... ...yakın bir anda takip edebiliyor olmamız lazım ki... Hmm. E, ...özellikle... ...dezenformasyon dönemine girdiğimiz... ...dönemde kimse o... ...bizimle ilgili gerçek olmayan... ...veya yalan haberle... ...tırnak içinde itibar etmesin... ...kolay bir şey değil... ...ve dijital dünya her geçen gün... ...şeylerimiz zorluyor... Ee, o zaman geriye dönüp baktığımızda etik sözcüğünün e, hiç zaman, e, hiç tarihin hiçbir dönemde bu kadar önemli olmadığı bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Yani etik çünkü e, kanunların yönetmeliklerin, şunları bunların bittiği yerden sonraki vicdani bir davranış konudur. Eğer siz hayatın içinde yine tüm disiplinlerde hmm. bunun kuruluyorsanız, hayatı böyle benimsemişseniz o zaman yalan habere, <laughs> kasıtlı habere, rakipler tarafından uydurulmuş bir takım şeylere başkalarına itibar etme olasılığı yok olmaz. Ama minimize edilir. O yönetilebilir bir şey anlayan Şimdi önemli olan zaten o. Yani itibaren yönetilmesi temel mesele sırtınızı gerçeklere dayanabilir. Yani bir de size ait olmayan gerçek, gerçek olmayan şeyler size yakıştırılır. O da çok tehlikelidir. ...yok canım onlar mükemmel bir şirkette falan diye Tamam. ...oysa ki siz o kadar mükemmel değilsinizdir ama... ...öyle bir algı oluşturulursa... ...üstünüze yapışmışsa... ...ya ne gün hani of küçük bir, bir defa olmuşsa... Şey, yani, ...ya senden de bunu beklemez falan diye bir şey çıkar ortaya... ...o da çok tehlikeli... ...yani bir anda sizin... ...böyle okşarsınız kendinizi... ...aman da ne güzel bizden bahsediyorlar da... ...falan bak toz kondurmuyorlar falan derken... Bir yerden gol yer. Yani gerçeklikten çok da kopmamak lazım. Tamamıyla gerçek kopmamak lazım. Algı yönetimiyle itibar yönetimi arasındaki fark oradan geliyor zaten. Evet. Samimiyet... Benim önemli. bir lafım var orada. Çok güzel sen bir şey hatırlattın zaten. Algılar hı. gerçektir diye bir şey var. Ama gerçekler her, her zaman gerçek midir? Hı hı. Peki bir şey soracağım. Biraz sorma veya sormama konusunda da emin olamadım ama yine de soracağım. Halkla ilişkiler duyuyor. Bazı halkla ilişkiler konusundaki bazı uzmanların bu misinformation dediğimiz... rakiple ilgili kötü haberin yayılmasını sağlamakta dahi görev aldıklarını duyuyoruz bazen. O da bir şey... Bu da bu etik... Çok i̇ş isip modeli bil. ya o. Bir, <gülüyor> <gülüyor> söylemek artık iş modeli oldu. Ama, <laughs> Yeni bir şey değil ama. Çok eski bir, bir şey. Bir de artık troll ama, orduları da var. Ama da şey bu Efendim, etik konusu... Efendim bak, hafızası nereden geliyor <laughs> Nereden musun? geliyor? Tarihi yok. Tarihi yok evet. Yani eleştirel bir tarihi. Hatta var olan tarihi bir rezillikle başlıyor aslında Burnes'lerde vesairelerde. Zaten oradan vazgeçtim ben. Sanayi devrimiyle ile bu yana gelen süreç içinde e, ben şimdi üniversitede ders veriyorum. Yüksek lisans ders veriyorum. İlk dersimin ilk konusu halkla tarihi. Yani ben, bana öğrencilerin proje ödevinde neyle geliyorlar? Bu otobanlar 1920'lerde 30'larda işte halkla kurucuları, babaları falan diyen insanları yapılan güzellemelerle geliyorlar. Oysa ki halkla ilişkileri katleden insanlar onlar. Oh, kavramı kavram yani. Tabii. Şimdi zaman. burada onun arka planındaki tarihine bakmak lazım. Yani halktan niye koptu? Halkla ilişki kuramadığı diye kurumsal iletişim değil meslek doğdu bunun içinde. Temel sorunlardan bir tanesi yani. Şimdi halkla ilişkilerin tarihi, eleştiren bir tarihi. Yani etik anlayışa dayalı bir e, Yol yürüyüşü olsaydı bu dediğin şeyler zaten ayıp sayılacaktı. Onu ayrı bir kere koyacaktık. Yani orada yapacak çok fazla bir şey yok. Çünkü o bir iş modeli ve insanlar para kazanmak zorunda. Kazanıyorlardı. Ona itibar edenler var çünkü. İhtiyacı görüyor orada. Ama onunla da halk eşler mi? Asla değil. Değil. E peki şey bu etik çağrısını yapıyoruz ya kurumlara halkla ilişkiler etik çağrısı yapacak bir, bir, kurum birileri yok mu ya? Çıkacak diyecek ki arkadaş bu mesleğe giriyorsan bunu yapamazsın ya. Yani. Bu çok uzun yıllardır yani en azından beni takip ettim 1980'lerde bir yana. Aslında bir dernekleri yani. falan yani da meslek var. Meslek kuruluşlarının ana gündemlerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Halk tarihinden örnek vereyim yani. Şimdi 1948'de İngiliz Halkla İşler Derneği kuruluyordu. Dünyada ilk kurulan dernektir yani. Ve gündemini aldı. İlk iş halka işler eti üstünde e, bir şey çıkartmak, tebliğ çıkartmak yani. Hı. Onun üstünde çalışıyorlar yani. Bir yere kadar getiriyorlar ama Uygulama Hı. alanı yok yani. Çünkü herkes halka işlerci olabiliyor. Öyle eczacıların veya berberlerin veya terzilerin gibi bir odadan gidip de bir, 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 bir sınava girip de bir, bir berat alma, bir diploma alma bir hizmet yok, yok yani. Mu? Herkes olabiliyor yani. Ve ona ben meslek kuruluşuna üye olmak istemiyorsan kimse beni zorlamıyor ki zaten. Hı. Veya üye olsam bile bunu böyle yapacaksın diye hizan olma yaptırma yok ki. 1950'lerde bu yana bu etik meselesi bütün dünyadaki halkla meslek örgütlerinin gündeminde. Bir yere vardı mı? Hayır varmadı. Bir yere varma şansı var mı? Hayır yok. Neden? Çünkü başlangıçtaki mayası arızalı. O yüzden onun böyle bir şansı yok. Yani yanlış hayat doğru yaşanmaz diye. Şu iletişimi nasıl yöneteceğim meselesine bakmak lazım. Bunun adını illa halkla ilişkiler kurumsal iletişim bilmem neyse iletişim olması gerekmiyor yani. Yani iletişim ihtiyaç. Bu ihtiyacı gidermekle ilgili e, masanın üstündeki neleri bizim oradan oraya götüreceğiz, nasıl götüreceğiz ve bütün bunları yaparken e, paydaşların değerlerine saygılı ölçülü ve e, bunun ölçümlenebilir bir anlamda Değer kazanacak bir şekilde yapmamız lazım. Ona bakmak lazım. Peki ülkelerin de tabii itibarı var. Şimdi Türkiye'ye gelirsek Türkiye'de itibar yönetimi konusunda son yıllarda ne tür değişiklikler gözlemlediniz? Yani bu alanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir soru daha ekleyeyim. üzerine çok güzel soru. Ülkelerin itibarını ölçseydiniz nasıl ölçerdiniz? Şimdi Reputation Institute ölçüyor. Yani oradan şey yapacağım. Yani orada bir e, demokrasi ile ilgili kavramlarda ne kadar şey yapıyor. Adalet konusu çok önemli. İnsan hakları meselesi çok önemli. E, yatırımların, yani yatırımcıların yatırım olarak tercih ettiği bir olup olmak önemli. Buna benzer şeyleri ölçüyorlar. İstiklal. Şimdi benim baktığım perspektiften birinci ölçekte ne var? E, adalet var. Yani eğer adalet ve insan hakları meselesi e, mesela mesela İstanbul Sözleşmesi'nin altına imza attık biz. Türkiye'nin itibarı bir anda zıpladı yukarı. Tabii. İmzayı görecektik ne oldu? Olması bir yerden daha aşağıya Tabii tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta ülkelerin itibarının ölçümlenmesinde artık e, yani parasal zenginliği veya... Yok ne, o zaman Çin, Rusya hani... Yani <laughs> o öyle bir şey göster, o göstergelerin arasında bile sayılmıyor yani. Ama diğer saymış olduğumuz hususlardaki performans önemli. Mesela mutluluk endekslerine baktığımız zaman ne görüyorsunuz orada? Bu saymış olduğum kriterleri gibi olsun. Bunun içinde bir de çevreyle ilgili faktörler var. E, gezegenin hakları ile ilgili faktörler var. Dolayısıyla e, kişi başına kaç paralık bir e, Amerikan doları cinsinden geliri sahip bir ülke olduğumuzdan çok bu kriterlere göre mutluluk zenginliğinde neredeyiz kısmının çok daha önemli olduğunu dünyanın içine girdik. Bence de işin olduğu kısmın çok daha en azından arkamızdan gelen gençler için kıymetli ve önemli <laughs> Peki ben şöyle bir soru soracağım. Geçelim kitabı da gösterelim. Şöyle. Sürdürülebilirlik arada söylediğiniz zaman birazcık o konuyu açmamız lazım. Ee, yeşil badana vesaire. Çünkü mesela şunu hissediyoruz biz. Sürdürülebilirlik kurumsal iletişimcilerin elindeydi. Sonra o kadar önem kazandı ki tüketçinin neslinde. Sürdürülebilirlik departmanları. Bana sorarsan sürdürülebilirlik departmanda olması gayet iyiydi de e, sürdürülebilirlik departmanı olsa bile markalara verildi. Yani iletişim malzemesi markalardan çıkmaya başladı. Markayı yönetenler günü sonunda, yani kurum değil, kurumun markaları, kurum, marka günü sonunda neye bakar? Yani satışına bakar, satışını artırmaya bakar vesaire ve bir anda böyle bir yeşil badananın ben böyle bir greenwashing'in patladığını düşünüyorum. Yani tamamıyla iletişime döndü, reklama döndü. Işte. Öyle, evet, evet. Peki bu, bu yolun sonunu nasıl görüyorsunuz itibar anlamda? Çünkü kurumsal iletişimden itibarı eee ...iktibaren önemli bir şey olan sürdürülebilirliği ...markalara verirsen... ...o da bunu bir reklam konusu olarak görüp de greenwashing yaparsa... ...bu okuluma nasıl döner? Ve bu balon patladı dedi ya... ...bir daha aynısı söylüyor... ...bu balon patlar mı bu işin sonunda çıkıyor? Çok fazla greenwashing var şu anda. Patlayacak bir şey yok aslında ortada. Yani Allah'tan sivil toplum var. Hı hı. Yap, yapanlar ee, var. <laughs> yani, yani bu... ...uygarlığın, gelişiminin pusulasız... ...sivil toplumun... E, şey ...enerjisi yani... Şimdi sivil toplumun varlığını e, yatsıyamayız ve onlar, ak koyun, kara koyun, bunun çok net olarak yani dijital dünyanın en önemli avantajlarından bir tanesini Hı -hı. Sivil, sivil toplumun yetkinliklerinde görüyoruz işte. E, yani Greenwashing'i, e, özellikle Greenwashing yapan şirketlerin, çalışanlarının tamamen, sokakta başlarının önünde ilk olarak dolaştığını çok net olarak görebilirsiniz Hı -hı. yani. Her arkadaşları tarafından, e, sosyal çevreleri tarafından çok net eleştirilen, Hı -hı. E, çok net Greenwashing yaptıkları yüzlerine uğrulan e, bir dünyanın içindeyiz şu anda. Hı -hı. Onun gidebileceği çok fazla bir yer yok. Hı -hı. E, ne yapabilirler? Bunu geciktirmek için daha fazla para harcayabilirler. Daha fazla fonlama yaparlar sağa sola falan filan. E, ama sonuçta inandırıcılığı var Hı -hı. mı? E, yok. Yani, o Greenwashing'in sonucunda elde ettikleri bir kazanım yok. Zaman ...zamandan kazanmaya çalışıyorlar. Aman işte... ...şu arızaları gidermek için biraz da... ...bir üç seneye daha ihtiyacımız var. 5 seneye daha. Onu da böyle geçiyor. Ya bütün endüstrisi. ilaç endüstrisi. Bakın bunlar geçmiş çok güzel örnekler yani. Bütün bunlarla ilgili... ...bir geçmişten geliyoruz. Yani Greenwashing yaparlarında bunlardan farkı yok. Zaten oradan öğrendiler bu iş. Yani akademik raporları çarpıtmak... ...veya parası karşılığı... E, ...profesörlere, bilmem nelere dünyanın önemli fakültelerinde, üniversitelerinde rapor yazdırmak yani bütün bunları tütün endüstrisi öğretti. Yani nereye geldi sonuçta? İşte bir tane bir paket sigar alıyorsun. her şey var senin. Yani peki şey sorumu daha da açayım bu e, sürdürülebilirlik konusu tüketici için önemli hale gelince kurumsal iletişimcilerin veya sürdürülebilirlik departmanların bunu markalara teslim ederken bu içeriği bir şart koymalılar mı ya? Bir, bir durun arkadaşlar Yok. sizin kafanız çok kapitalist o... çalışıyor demeliler mi? Ya? Yani bu soru da bir biraz geçmişin sorusu. Güncele bakmak lazım. Türkiye'de başladı çünkü. Şey yurt dışında herhangi Hı -hı. bir kişiyi işe alırken o bir akas sürecinin içinde Süreyelik konusuna ne kadar duyarlı olduğu ve o duyarlılığını yapacağı işin içine nasıl entegre edeceği ve bu konuyla ilgili performansının toplam kurumsal e, performansa nasıl yansıtacağı ile ilgili konular şimdi çok daha üst sıraya çıktı. Yani bu bir departman işi olmaktan çıktı, Onu söylemek istiyorum. Hı hı. E, bu bir e, bir kişiye ait bir şeyin e, ne bileyim bir bölümünün yöneteceği iş olmaktan çoktan çıktı yani. Siz nereye gideceksiniz? Binaenin şirketine finans departmanında sıradan bir, bir beyaz yakalı olarak iş başvurucu. Sizden bir konusunda performans bekliyor şirket. O zaman şey diyebilir miyiz? Sürdürülebilirlik artık temel bir değer olarak şirketler değer buluyor, bulacak. Zaten öyle olmak zorunda. Evet. Ya yani sürdürülebilir tabii öyle bir şey değil çünkü yani. Ama Akan'ın dediği gibi gerçekten çok fazla yeşil badana var. O konuda da yavaş bir ilerleme var gibi görüyorum. Bir yerden hani zımpara gibi düşüyorlar ya, ya zımpara bu. Evet bir noktada, <laughs> bir noktada Peki son olarak teknoloji ve yapay zekadan biraz konuşalım. Teknolojik gelişmeler ve yapay zeka itibar yönetim pratiklerini nasıl değiştirecek? Böyle bir yap şey duyduğunuz zaman siz bu yapay zeka herkes konuşuyor ya. Yani. ve Kesin kafanızdan bu itibarı şöyle etkileyecek gibi görünüyor. Bunun etkisi bu. Ne diyorsunuz orada? Ya ben şöyle bir örnek veriyordum. Uzun yıllardır yine o, o geldi şimdi aklıma. Şimdi çok ileri teknolojiyle donatılmış bir kumanda odasına girdiğinizi düşünün. Hani nükleer santrallarınki gibi falan yani. Değil mi? Yani böyle bir tablo var Ortada da kocaman böyle şöyle geniş kırmızı bir düğme var. Şimdi bu kırmızı düğmeye bastığınız an dünyada yaşam yok olacak. Her şey <laughs> toz bulut oluyor. Şimdi şöyle bir soru geldi aklıma. Teknoloji. Bu kırmızı düğmeye basma olasılığı olan robotları, üretecek olan robotları, denetleyecek olan robotları üretecek olan şirketin CEO'sunun etik anlayışı ne? Şimdi eğer orada bu işi etik olarak çözebiliyorsa o zaman teknolojinin insanlığı getirdiği yerdeki olumsuzluklarda çok fazla korkmanıza gerek yok. Teknoloji her zaman bakın 16 Ocak 1984 bir milat. Ne oldu o gün? Apple Macintosh'un lansmanı yapıldı. Çocuklar gibi sevindik. Neden? Artık dünyanın her yerinden herkesin masasında bir bilgisayar olacak. Bu bilgisayara girecek, işte internet olacak, oraya bir bilgiler girecek. Oradaki bilgiler alacağız, kullanacağız. Yani dünya daha şeffaf olacak, daha Hı. hesap verebilir olacak. Ondan bundan hesap soracak falan. Değil. Sevindik. Teknoloji işte ya. Ama o teknoloji bizi bugün getirdiği yerde bakın nelerden konuşuyoruz. Peki bir soru sorabilir miyim? Ee, bu Bilmiyorum OpenAI olayını takip ettiğiniz mi? Hani CEO'su gitti. Şimdi mesela orada hoşumuza giden, OpenAI'de en çok hoşumuza giden CEO'yu kontrol eden bir etik kurumu vardı. Bye. Ve o kurul ona git dedi. Hmm. sonuçta. Adam gitti. Sana geri döndü. Ve adamın gitmesi şöyle yorumlandı dünyada. Ki teknoloji dünyası çok da hoşuna gitmedi ama şöyle yorumlandı. Adama bir yavaşla dediler. Hmm. Çünkü kontrolden çıkmış ise insanlık buna hazır değil. Etik zaten kazandı. Etik, etik kazandı diye düşündük. Etik kurulunun zaten amacı buydu. Ama adam geriye döndü. Dolayısıyla şöyle bir şey <laughs> size şahsi fikriniz var. Kimse bilemez hikayeyi. Acaba boş ver etiğin mi dendi? Ya ki. sonuçta bak, her şey tarım devriminin içinden çıktı oldu zaten. Yani insanın kendine yapılacağı en büyük kötülüğü öyle yaptı. Şimdi aradan 10 bin yıl geçti buralara geldik. Yani bunun içinde hep böyle yetişik akışlar olacaktır zaten. Yani bu insanların doğasında var. Ama bunları konuşacağımızı, iklim krizi dünyayı ne hale getirecek ona bakmamız lazım. Yani bugün sayıları 3 milyon, 5 milyon, 150 milyon olan mültecilerin bu yüzyılın içinde sayılarının 1,5, 2 milyar, 3 milyar olacağından bahsediyoruz. E şimdi böyle bir dünyanın içinde bu konuştuğumuz konuların hiç de önemi yok. Neden? Bir battaniye gibi insanlığın üstüne örtecek olan bir şeyden bahsediyoruz yani. Tamam dijitalizasyon çok önemli. Yani hayatın bir yerinde olacak. Hatta iklim kriziyle mücadelede bu şeylerden yararlanmanın yol ve yöntemlerini arayacağız, bulacağız, bir şeyler yapacağız. Ama sonuçta yani o kitabın altında yazıyor. Ulus devletin miadı dolu diyor. Yani ben bu yüzyılın sonunu göremeyeceklerini iddia ediyorum. Ulus devletin e, yerine ne gelecek diyor. Şimdi bunların olduğu bir dünyanın içinden geçtiğimizde bu konuştuğumuz konuları yani itibariyle, altyapı şey, işte ya, ne bunlar, var? şey, <laughs> bunlar geçen yüzyıla ait meseleler olarak kaldı. Bunu görmemiz lazım. Yani o zaman bu geçen yüzyıla ait bir konu mu diyoruz? Evet. evet. O zaman bitti bizim yani şey, o. Bizim, hayır, bizim söylediğimiz şey şöyle biz diyoruz bu arada. İkinci sanayi devriminin değerleri dördüncü sanayi devrimine hala uyum sağlayamıyor. Hatta onu kontrol etmeye çalışıyor ama beceremeyecek yani. Sanayi devriminin içinden doğan eee tüketim toplumu devrimlerin sonunu getirdi. Evet. Mesela. Evet. O zaman bizim gidecek bir yerimiz kalmadı. Peki bu yolculukta neoliberalizmi nerede görüyorsunuz? Böyle bir şey kalmadı zaten. Yerine, evet hepimiz öldü diyoruz da yerine ne geleceği diye bir fikriniz var mı? <laughs> Wiki toplumu diyorsunuz ama onu bir açar mısınız? Şöyle, ben bu Wikipedia'yı çok beğeniyorum. Yani bir kere dijital, teknolojik bir ortam. Ee, dünyanın her tarafından bilmem kaç dilde girip çıkabiliyorsun, çıkabiliyorsunuz, yayın yapıyorsunuz, sık bir şey koyuyorsunuz. O, o, bilgileri çok yaşamsal konularda kullanıyoruz yani. Bir kere orada hiçbir sorun yok. İkincisi, bu bir kooperatif biliyorsunuz. Tamamıyla demokratik değerleri sonuna kadar anlaşılı olması gerektiği gibi yönetilen bir yer varız. Bu e, hesap verebilirlik var, açık var, şeffaflık var, Anlatabiliyor muyum? Yani bir tek bir yerlerden paralar da geliyor mu? bunların hesabını veriyorlar. İşte bak parayı burada kullanıyorlar falan. Şimdi bu bir model olabilir. Bir sonraki dönem için. Yani ne, ne demek istiyorum? Yani bu iş modeli. Yani ben burada bu bardağı üreten bir şirket olarak da böyle bir modelle çalışabilirim. Bu masayı üreten bir şirket olarak da modelle çalışabilirim. Arabayı üreten bir şirket olarak da böyle yani model. Modelden bir Modelden kastınız şeffaflık. Hayır, kooperatifleşme yapısından. Ko ha, kooperatifleşmeden. Şimdi toplum da buna uyum sağlayabilir. Yani yeni bir yaşam sözleşmesiyle nasıl şu anda pazarda gidiyoruz da tüketici kadın kooperatiflerinin yapmış oldukları ürünleri özellikle daha pahalı olmasına rağmen tercih evet. eden bir davranış sergiliyoruz. ha Bunu bu modele uyarladığımız bir dünyaya doğru gidişle söz konusu olur. Ben buna işte viki toplum diyorum. Daha adil bir dünya için daha adil bir dünya için o adilliği bu sahip olduğumuz değerlerin bu anlamda kooperatiflerde çünkü şey var yani demokratik anlamda seçim var işte e, hesap sorma var işte e, adil bir paylaşım amaçlı e, pusulaları var. E, böyle olunca e, daha insanlık belki de bu devletlerden sonra böyle bir arayışa girebilir diyorum. Hı. Hı. Evet. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yüzlerce far faradı. Bugün itibar yönetimi danışmanı, dua yeni. <laughs> Salim Kadı ve Şekil'i ağırladık. Kurumların, kişilerin ve ülkelerin itibarından söz ettik. Keyif aldığınızı umuyorum. Sezonumuz devam ediyor. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.